Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayrola bey, geçmiş olsun. 3 oldu, anlayamadım gitti şu işi. Sen de az buz acemi yolcu değil misin bey? Motordan anlamadan yola çakalar mı hiç? Kasabaya mı yolculuk? Ne yapacaksın şimdi? Burada yatacak değilsin, ha? Ne bileyim ben, yabancısıyım buraların. Ramazan be, yolda bırakacak deniz ya herifi. Bakalım bir çaresini. Ya. Sağ olun, sizi yolunuzdan alıkoymayayım. Hiç olur mu bey? Kerim ağa düşküne yardım etmeden gider mi hiç? Hele oğlun everdiği gün. Sağ ol. Senin oğlunsa bizim de kız kardeşimiz evleniyor. Hem de biricik bacımız. Onun için yapamayacağınız şey yoktur. Gel lan traktör buraya. Hasan, Abbas, siz çekin Tomofil'i tamirciye. Eloğlunu garip bırakmayak ortalarda. Sağ ol Kerim ağa. Bu yardımını hiç unutmayacağım. O ne biçim söz ki bey? Kerim ağanın kapısı herkese açıktır. Ama bu akşam kasaba o çilinde düğün yapıyorum, oraya da beklerim. Sağ ol. Hey, o da sabo, kalk sabo. Bu efendinin işini tezgöresin ha. Hadi. Hayrola, ne var bu garibin bey? Vallahi anlayamadım. Bize müsaade bey. Sağ olun. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Düğünümüze de bekleriz ha. İnşallah. Bu gecenin neyin kasaba yerinden oynayacak. Evel Allah. Evel Allah. Eyvallah bey. Güle güle, güle güle. Bak usta, hemen İstanbul'a hareket etmem lazım. Biter değil mi? Dur hele bey, iş senin zannettiğin kadar kolay değil. Hele sen bu akşam bizim suyumuzu iç, yemeğimizi ye. Gayrı sabah Allah kerim. Ne yapalım, öyle olsun. Sen bana temiz bir otel göster bakalım. Bu kasabada hemisi bir de otel vardır. Ama şehirliler için de biçilmiş kaftandır ha. Hemen bir suyu filan içindedir. Göster. Bak hele şu karşıdan doğru zap, tam 100 metre ileride karşında görürsün. Peki sağ ol. Kusura kalma beyim, boş odamız yok. Bir kişilik küçük bir odada yok mu? Yok beyim. Düğün sebebiyle Kerim ağa tüm oteli kapattı. Bizimki. Oo bey, pizza bot tamiri bitiremedi mi yoksa? Bitiremedi. Burada kalmaya mecburum ama otelde de boş oda yok. Ulan Selim Bey'e bir oda veremiyor mu ki? Odalar sizin ağam. Boş varsa siz verin de görelim. Düdüklenme lan! İstanbul'dan gelen dansözün odası var. Eve de bu garıyı soyup giydiren hizmetçisinin de bir odası var. Yatırırsın ikisini bir yerde. Al sana boş bir oda işte. Oğlu Abbas gene işlettin kelleyi ha! Kelle bu buyur bey. 307 numaralı oda. Teşekkür ederim. Size rastlamasam halim haraptı doğrusu. Gece düğünümüze bekleriz bey. İnşallah. Şimdilik hoşça kalın. Teşekkür ederim. Teşekkür güle ederim. Güle 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 güle. Ula herif amma da kibar be. Şekerim, şu fermuarımı açar mısın? Siz kimsiniz? Yardımcınızın odasını bana verdiler hanımefendi. Bu gece onunla aynı odada kalacağınız için üzgünüm. Ben de. Başka oda yoktu da otelde. Eliniz bu işlere yatkın maşallah. İsterseniz yardımcımın işine son verebilirim. İçelim bakalım. Haydi Kerim ağa yaşa. Hoppa! Şey Arzucuğum, eğleneleri niye seyretmiyorsun lütfen? Ne bileyim canım sıkılıyor.
Sen ne yiyorsun öyle? Ben şey geçip oynuyorum. Babam verdi. Kuvvet verirmiş de. Yaşa Kerim ha, utandırdın yine bizi hadi. Arzu, geç kaldık kusura bakma. Bizim milli oyunların provası vardı. Baksana gelin çiçeği getirdim. Şehirde gelinlere bu gelin çiçeği uğur getirirmiş. Sakın ha yanından ayırma. Şerefinize lütfen. Arzucuğum artık bizimle fır dönemeyeceğim meydanlarda. Yarın İstanbul'da olurduk evlenmeseydin. Halk oyunları festivalinde senin oyunun da birinci gelecektir kız. Yaktın bizi. Allah sizi inandırsın çocuklar. Gönlüm sizinle. Hem vallahi hem billah. Galiba. Ne zaman biter bu fatırdı? Gün doğmadan bitmez. Oh. En iyisi bir şişe içki isteyin odanıza, bir de arkadaş. Burada kimseyi tanımıyorum ki. Kapınızı açık bırakın. Sizinle tanışmak isteyen bir kadın biliyorum. İşi bitince ziyaretinize gelir belki. Öyleyse söyleyeyim bakalım, bu kadın ne içer? Aslan sütü. İşimizi iç. Ulan Kerim ağa, bu kaymağı nereden buldun? Ulan bu nefesten şey! Lan 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 dayanamıyor burayı. Bırak da biz uğraşalım bununla değil mi ya? Ben armut mu devşiriyorum ki oğlum, ben de oynarım sizinle. Çöpçü buldum, bunca erken içi. Arzu bacım, sen hayatında içki içmezdin, ne oldu sana? İçip içip sızmak geliyor içimden. Atalarımızın oyununu, dedelerimizin yadigarını seyredelim bir yol. Hadi gari, hadi meydan bacım, sizin. Hayır, meydan senin. Meydan senin. Haydın kızlar. Kusura bakma delikanlı. Bu adam çok daha yakışıklı. Söz anlamaz,
ne çare. Eğil bir yol öpeyim, eğil bir yol öpeyim. Gençliğim geçti gelin. Köprüden geçti gelin, köprüden geçti gelin. Saç Şahit oluyor, bırakın ben ya. Lan oğlum Dinel acık, lan Dinel oğlum. Lan Dinel ey dinle ha, hayvan herifin oğlum. Bu keçi boynuzunun hepsini yiyeceğim. Yiyeceğim baba, yiyeceğim. Ah, yiyeceğim. Bir varayım, son nasihatimi de çekeyim. Ulan, ulan, ağayı unuttum. Lan bırakın oğlum yahu. Yemez bu herif o keçi boynuzunu, zorla yedireyim dediydim bir tane ona. Bırakın lan, bırakın oğlum. Ulan acı yok be. Acı yok. Kız acı. Seni dışarıda unutmuşum lütfen. Üşüteceksin, gel içeri hadi kalk. Kalk hadi hadi. Ben tuttum sen de. Aman ay! Düştüm bak, görüyor musun ya? Çok kuvvetlendim ben de. Hiç kimse kurtulamaz. Ay! Dur lan, ay ay ay! Acı sokuyor sen Arzu. Bak bir, aman Arzu. Dursun! Dursun! Hele kalk bir yol! Ben ağlıyorum gayri! Ben nişaneye gideceğim! Dursun! Nereye gidersen git lütfen! Keçi boynuzu, boynuz keçisi. Yedi fuara geldi. Ay. Burası değilmiş. Gel benimle. Uykum var. Al bakalım ha. Kusura bakma, kısmet değilmiş, ne yapalım?
kardeşim. Keçi kardeşim. Arşu! Kız! Arşu! Arşu kız! Kız Arşu! 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 Arşu kız Arşu! Neredesin Arşu? Şey baba, baba. Şey, ne var lan? Arzu'ya baktım, yok, yok meydanda yok. Ayak yoluna bak lan domuz. Oraya da baktım babacığım, yok. Esrah mı diyor? Ha, gel ben lan. Esrah diyorum ya, geldim. Düşkünü. Ola bu halde karıştır diye mi çektik arabanı lan? Namusunu da gözlük diye mi oda verdik ulan? Bir de en güzel odayı al. Durun bir dakika, durun izah edeyim. Bizi de mi uyutacaksın lan? Kardeşiniz girdi odama, benim hiçbir suçum yok. Sus! Vallahi deve soyu, bunun hesabını güç vereceksin lan. Kalk da, kalk ağzını burnunu kurşunla dolduracağım. Kalk ulan, kalk diyorum, kalk! Kalk! Seni şıfırdı seni, kervanın namusu yok sen ha! Sus! Ulan bizim aramız böyle yapar! Dışarı çıkın da giyineyim. Arzu, sen odana gel. Bir dakika, işi gürültüye getirmeyin. Yollamayın onu. Anlatsana bunlara, suçum yok benim. Sorun kardeşine, suçum yok. Daha da peşinden boşan. Ula, dıktıralım şu şeyi çocuğunu içeri de anlasın Hayri Konya'yı. Fazla uzattınız be, çekiş ellerinizi! Hele hele celallenecek surat da var, şuna bakın be! O hele! Bu işin tek hal çaresi var, o da! Ne kadar iyisiniz, elbette her şeyin bir çaresi bulunur tabii! Elbette bir çaresi bulunmaz mı hiç, evleneceğin kardeşimizle! Ne? Çıldırdınız mı siz? Bu evlenmek de nereden çıktı? Daha ne olsun hakimim? Benimle yatacağına başkasının döşeğine girmiş. Seviyorum Arzu'yu, sevmesine ya. Babam kızıyor ayrılmasam. Aksi herif canım. Gereği düşünüldü. Tarafların bir arada yaşamak istemeyişleri sebebiyle ayrılmalarına karar verildi. Thank you.
İyi ki elbiselerini saklamışız enişte. Hem de damatlık elbiselerini. İki memur seni bekliyor enişte, yürü! Kızım cevap ver. Kemal Ersen'i kocalığa kabul ediyor musun? Ediyorum. Siz Ömer kızı Arzu'yu zevceliğe kabul ediyor musunuz? Evet! Evet! Hakkını helal et enişte. Belki ne mümkün olur görüşmek gayri. İyi adammışsın be enişte. Hakkını helal et gayri. Helal olsun. Bak Arzu. Beni can kulağıyla dinle şimdi. Biliyorum niyetini. Bana hak veriyorsun diyeyim. Bir arada yaşayamayız biz. Elbette. Zavallı bir köylü kızı nene yarar ki? Birbirimizi tanımıyoruz bile. Ben tanıyorum. Eli elime değen ilk erkek sensin. Nişanlın Dursun'u sevmedin mi sen hiç? Babası istedi, ağlarım da verdi. Altı üstü bu işte. İyi ama ben ne yaparım senden? Buralarda goma beni, ağlarımı tanımazsın. Vallahi billah seni alnının şapağından vururlar. Ne olursa olsun, en kısa zamanda boşanmalıyız. Çünkü... Çünkü kövlüyüm, cağılım. Sap derken saman derim. Sana yakışmam. Emme ben dönersem ağlarım kasabada gezemez arından. Biz her zaman namus için yaşarık. Bu yerlerde namus için adam vuran davul zurnayla gönderilir mapusa. Ölmek pahasına da olsa senden beraber yaşayamam Arzu. Böylece bil bunu. Bir iş bulana kadar yanında kalır. Sonra çeker giderim. Meraklanma. Yanımda mı? Hayır hayır yanımda kalamazsın anlıyor musun? Her bir işi görürüm. Her ne istersen yaparım. Yeter ki ortalarda bırakma. Göğüme döndürüp ele güne kepaze etme beni. Tülin alın, tülin alın, müjdeler olsun, Kemal Bey geldi. Ne büyük sürpriz, ben de gelinliğimi prova ediyordum. Kemal, sevgilim. Kağıtları buraya naklettirebildin mi? Tamam mı sevgilim, artık bir mani yok değil mi evlenmemize? Hizmetçi. Babam da merak içinde. Neden geç kaldın sevgilim? Avrupa'dan ne zaman döndün? Bu sabah. Ha. Ne güzel sürpriz değil mi? Ha. Bir dakika gelinliğimin provasını yapayım geliyorum. Peki, peki. Affedersin Arzu. Böyle olmasını istemezdim. Tülin'in bir müddet daha Avrupa'da kalacağını sanıyordum. Yoksa seni buraya getirmezdim. Bu ev senin evin değil mi?
Değil. Tülin'in evi. Daha önce küçük bir pansiyonda kalıyordum. Desene sen de benim gibi eğretisin bu evde. Ben de aslında senden farklı değilim. Yıllardır o iş senin, bu iş benim gezen... ...hayatı parasızlık içinde geçmiş biriyim. Şehirdeki yoksulluk köydekine benzemez Arzu. Şehirde tanıdığın olmazsa sigara bile vermezler adama. Şehir şehirdir. Bize benzer mi ki insanları? Doğru, benzemez. Bak Arzu, yıllarca sefalet çektikten sonra nihayet Tülin'le evlenmek fırsatını yakaladım. Babası milyoner. Bana bir fabrikanın gelirini bırakacak. Artık o eski sefalet günlerini bir daha yaşamak istemiyorum. Onun için... Onun için mi evleneceksin? Sen izin verirsen tabii. Ben mi? Hizmetçi izin vermezse bey evlenemeyecek mi? Seninle nikahlı olduğumu unutuyorsun. He ya! Benimle nikahlısın. Beni anlıyorsun değil mi Arzu? Seni anıyorum ya, kendimi anlayamadım daha. Bu garip evliliği unutup benden ayrılman için... İstediğin kadar para veririm sana. Yeter ki ayrıl benden. Yeter ki... Paran senin olsun. Gideceğim. Bir iş bulunca hemen gideceğim. Tasalanma. Seni hizmetçi diye tanıttığım için bana kızmadın değil mi? Hizmetçiyim tabii. İnsanın gözü yükseklerde olmamalı. Hizmetçi ise hizmetçiliğini bilmeli. Kemal! Koş babam telefonda. Fabrikanın makineleri gelmiş. Hadi şekerim, biliyorsun babam bekletilmekten hoşlanmaz. Oradan bana biraz içki getir. Orada şişe duruyor. O şişeden bardağa koy. Biraz da su koy. Öyle. Bizim orada avratlar içki içmez. Avrat da ne demek? Senin gibi karılara avrat denir. Rüstem efendi, al bu köylü kızını eski köşke götür, orada kalacak. İşte burada yatacaksın. Şuraları düzelt de yatağını yap. Neredesin sen? Tatlı dinlim güler yüzlüm, ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Ben ağlarsam ağlayayım, gülersem gülen. Bütün dertlerimi anlayan, gönlümü bilen. Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen.
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip şu yarama merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Kızı şaşırtıyorsunuz, çekilin yanından hadi. Hoş geldin kızım, sefalar getirdin. Ah demek yine hizmetçimiz sensin. Hadi bakayım. Yeni hizmetçimiz. Sen binlerce hanımdan çok daha hanımsın. Bu haylazların başı benim oğlumdur. De. Müzik dünyamızın en sempatik şantörü Selçuk Ural. Teşekkür ederim Semih. Bu da davulcular kralı Semih. Sevgili eşim, gitarist Uğur. Bu da orkestramızın maskotu Kıvılcım. Beni unuttunuz. Bu da ilahlar ilahı, en kuvvetli mi Hayri. Sen de sever misin pop müziğini? Ben hop'tan pop'tan anlamam. Var mı halk oyunları, var mı yanık yanık türküler, sen ondan haber ver. Nasıl damat, fabrikanın gidişatını beğendin? Çok. Çok beğendim beyefendi. Biliyorsun bu fabrikayı kızımı mesut etmen için kuruyorum. Hem de az para sarf etmedim. Şöyle böyle 2,5 milyon kadar. Cici babacığım, göreceksin öyle güzel çocuklarımız hadi olacak ki. Hadi bakalım görelim. Çabuk bana meyve suyu getirin. Oh. Beyefendi, Kemal Bey'e ne fabrikası kuruyor acaba? Ne fabrikası olacak? Herhal çocuk fabrikası olacak. Çocuk. Aşk denen şey yalanmış. Geç anlıyor aşıklar. Bir peri masalı gibi geçiyor güzel yıllar. Sen de vazgeç sevgilim, bitsin bu aşk. Sen de vazgeç sevgilim, bitsin bu aşk. Mehtaplı gecelerde oynaşan yapraklar aşkımızı hatırlatır, parlayan yıldızlar. Sen de vazgeç sevgilim, bitsin bu aşk. Sen de vazgeç sevgilim, bitsin bu aşk. Akıllarınca işte müzik yapıyorlar ya. Arkadaşlarım geldi aklıma. Biz de ne güzel çalıp oynar türkü söylerdik. Ve subhanallah. E
beğendin mi bari? Çok. Kalın sağlıcağı lan, ben odama çıkıyorum. Hadi gitti, fikrimizi söyle. Harika bir şey olacak. Oo, en güzel parçalarını çalacağım. Arzu, sana bir şey söyleyeceğim. Biz kafa kafaya verdik, düşündük. Yeni buluşlar yapmak istiyoruz. Diyoruz ki birlikte çalışalım. Arzu da grubumuzun solisti olsun. Nesi olsun? Kadın solisti. Yani biz çalalım, sen söyle. Ne dersin? Ben sizin türkülerinizden anlamam ki. Biz öğretiriz. Sesin çok güzel. Bir iki ay içinde konser vermeye başlarız. Yapamam ben. Yaparsın. Kendi evinde hizmetçilik yapmaktan kolaydır Arzu. Kendi evimde mi? Böyle önemli şeyler ortada bırakılmaz Arzu. Korkma, kimse bilmeyecek bunu. Sen bir kardeşsin Selçuk, öyle bir kardeş. Sen de asil bir kızsın Arzu. Söz ver bizimle çalışacağını. Sen de kimseye bir şey söylemeyeceğine söz ver Selçuk. Bir şartla. Bu nikah meselesinin aslını anlatacaksın bana. Bir kibar kız olsan ya da 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 ya. Eğer Allah'ın günü bilir on, sana neler neler alırdım. Çatal şeyle tutulur ya da 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 ya da. Eğer bilseydim bir iki dans, döne döne oynasaydım vals. Koca saray gibi bir köşk yaptırırdı şehrin sosyete yerinde. Rengarenk şalvarın halis ipekten, maksi bir döpiyes arkası açık, açık mı açık, yakası da kürklü mü kürklü. En şık defileler hiçbir yerde giyilmemiş. Şan olsun şehre diye iyi konuş, lisanı düzel, örnek bir kız ol böyle. Tünin duyunca çıkar ondan korkunç bir öfke. Bütün bu gidiyorum, geliyorum, amanın boğular. Düzelmeli aleme inat. Herkes burada yürüyor demeli, çok güzel Avrupalı bir kız. Bir kibar kız oldu. Ya da 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 da. Gönlümüzde bir tanesin sen, rüyalarda prensessin sen, kalbimizde kraliçesin sen. Harika bir kız oldun Arzu. Sokakta görsem hemen aşık olurdum. Sayıyla kendine gel. İki, üç, dört, beş. Seni kardeşim gibi sevmeseydim evlenme teklif ederdim. Oo, bütün bu olanlar aramızda kalacak, söz mü? Hı-hı. Ben gene Tülin Hanım'ın köşkünün hizmetçisi, köylü kızı Arzu'yum. Bak Arzu, nikah günü alamadığım için davetiyeleri yazamıyoruz. Arada ben varım, biliyorum. Ben gizlice müracaat ettim mahkemeye. Bir celsede biter bu iş. Ne dersin, bana yardım edecek misin? Sahi sen beni istemiyor musun? Geçinemiyoruz dersen bu iş hallolur. Vazgeçtim. Neden? Benden ayrılmaktan mı? Beni istemesen de yüzüme deme. Ne de olsa ben de garip bir gönül taşıyorum. Hizmetçinin kıyafeti ne güzel. Güzel mi? Ya. Bu buluş benim güzelim. Yalnız Hilton Oteli'nin kahveci güzeli olacak değil ya. Bu da bizim hizmetçiler güzeli. Ya. Bravo. Pas. Üç pik. Kontrol. Sür kontrol. Bana da içki versene.
vereceğim sana. Dikkat etsene. Kusura kalman gayrı. Böyle içki doldurmasını beceremiyorum. Siz de adam olun da kocalarınızın, babalarınızın parasıyla kağıt oynayacağınıza iş yapın, iş. Terbiyesiz. Özü kabahatinden büyük. Çabuk defol. İzin saatim başladı. Gayrı bana müsaade. Kovdum seni. Kovdum, anladın mı? Ha? Anladım anamasına ya. Sen kovaman ki beni. Kemal Bey aldı, ancak o kovabilir. Hadi kalın sağlıcakla. Canım bugün çok sıkkın. Şu İstanbul'unuzu bir dolaşayım hele. Bizim milli oyunlar ekibi de bu müsabakaya katılacaktı. Hadi beni de oraya götürün ne olur ha? Bu Ansu değil mi çocuklar? Ya kendisi. Seni Allah gönderdi. Hadi gel de giyin. Bir dakika çocuklar. Müsabakayı açıyorum. Yarışma birincisi ekibe bu kupayı veriyorum. Gidecek diyorum Kemal.
Böyle yüzsüz görgüsüz hizmetçiye ihtiyacım yok. Gidecek. Gidemez Tülin. Yani git diyemeyiz. Mehtaplı gecelerde oynaşan yapraklar, aşkımı hatırlatır parlayan yıldızlar. Sen de vazgeç sevgilim, bitsin bu aşk. Sen de vazgeç sevgilim, bitsin bu aşk. Müjde çocuklar, şimdi telefon geldi. Gazino işiniz olmuş, yarın gece başlıyorsunuz. Yaşasın! Hadi. Solistleri Arzu ve Selçuk! Utanırım ben. Ben yanımda çaldıktan sonra korkma. Sahi çocuklar, her şeyi düşündük ama Arzu ne giyecek sahnede? Tülin Hanım'ın elbiseleri ne güne duruyor yani? Birini giyiversin, değil öyle mi? Öyle tabii. Yaşa Fatma Hanım teyze. Aman kızım, sen gene köyden geldiğin zamanki gibi konuş evin içinde. Tülin Hanım zaten kızıyor sana. Kendisinden hanımefendi olduğunu görünce çekemez. Tülin'e de, Tülin'e de, Tülin'e de maşallah. Bunu mu giysem, yoksa şunu mu giysem? Hah, bu güzel. Bir şey anlamıyorum. Niyetin nedir, ne yapmak istiyorsun bir türlü anlamıyorum. Çıkar şunları kızım. Kağıtlarımız çabuk gelsin diye doğum yerine giden sen değil miydin? Sonra konuşuruz bunları. Şimdi konuşacağız. Dönünce şekerim, kağıtlar 10 güne kalmaz askıya çıkar diyen sen değil miydin? Ha? Bak Tülin. Dikkat etsene musibet, ayağımı kıracaksın. Gıvır gıvır dönüyorum be hanımcığım. Dikkat etsene, beceriksiz! Aylar geçti, davetiyelere koyacağımız tarihi tespit edemiyorsun. Esrarengiz bir halim var. Annemin babamın gururunu, içtimai durumumuzu hiçe sayıyorsun. Bu nikah meselesinden bıktım artık. Sen şöyle geçsene bir yol. Cevap versene. Biraz daha bekleyemez misin? Bıktım, anlıyor musun? Etrafa karşı mahcup olmaktan bıktım. Vah hanımcığım, vah! Tülin, sevgilim! Defolun, defolun ikiniz de! Beni yalnız bırakın, yalnız bırakın beni! Kendine gel! Gari iyice tırlattı hanımı! Dinle beni, Tülin, dinle beni bak! Dinle. Benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynayamazsın! Bazen az aşık usandırır, anlıyor musun? Aşık usandırır! Garıya bak be, yayıla yayıla oturmuş. Defolun, beni yalnız bırakın, defolun! Bakıyorum sen de alay etmeye başladın. Estağfurullah, erkeğini küçük görmek şehirlilere vergidir. Biz anca hürmet eder sayarık erkeğimizi. Hürmet edersen, sayarsan yarın mahkemeye gelir, boşanmaya razıyım dersin. Derim elbet, diyeceğim de. Köylüyüm ben, cahilime mi acımasını da bilirim. Birkaç para için sen bu kadar küçüldükten sonra istesen de evli kalmam seninle. Bu gece izin gecem, gidiyorum diye haber vereyim dedim. Mahkeme kağıdı koynumda, yarın saat 11'de orada olacağım. Artık içiniz rahat olsun, birkaç gün sonra zengin olacaksınız. Tülin, birkaç güne kadar istediğin her şey olacak. Hadi seni bu gece güzel bir gazinoya götüreyim. Hayır! Beni affetmen ve eskiden hayır olduğu gibi güzel güzel gülmen için. Hayır! Boş yere uğraşma! Seninle bir adım bile atmam! Tülin bak... Son saatim çok erken, çalsın istemiyorum. Beni dostlar yaşarken alsın istemiyorum. Beni dostlar yaşarken alsın istemiyorum. Ölümümde sonumda yalnızdım ruhuna, gözlerim
yanan yolda kalsın istemiyorum. Ölümümde sonumda yalnızlığım ruhumda, gözlerim yanan yolda kalsın istemiyorum. La 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 la. Son saatim çok erken, çalsın istemiyorum beni. Dostlar yaşarken alsın istemiyorum beni. Dostlar yaşarken alsın istemiyorum. Ölümümde sonumda yalnızlığım ruhumda, gözlerim yananımda kalsın istemiyorum. Ölümümde sonumda yalnızlığım ruhumda, gözlerim yananımda kalsın istemiyorum. La 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 la. How you been? Oh, baby, come by me. Oh, baby, baby, come by me. Oh, baby, oh, baby, baby, come by me. Arzu, sensin değil mi? Benim, ne olmuş? Ne işin var burada? Ne oluyor burada? Bu masum köylü kızını buralara getirmeye utanmıyorsun değil mi? Yarın Tülin'in babasına söyleyeceğim. Biz Arzu'ya yeni bir hayat yolu çizdik. Ona karışamazsın. Karışırım. Çünkü ben onun... Ben senin neyinim, cevap ver. Bana bak. Uzatma bakalım. Yoksa yarın gelmem. Ayrılmak istiyorum efendim. Onun içtimai seviyesiyle benimki çok farklı. O şehirde, salonlarda, lüks içinde. Bense köyde, kasabada yetişmiş biriyim. Ayrılmamız onun mutlu olması için şart efendim. Yaz kızım, karar. İki tarafın rızasıyla ayrılmalarına... Müjde Arzu, turneye çıkıyoruz. Senin anlayacağın, kısacası hem folk hem de modern müzik yapacak koca bir ekibimiz olacak. Ben Kıvılcım'ı götüremiyorum ama sen geleceksin değil mi? Gelemem. Ne kadar isterim sizinle olmayı bilirsin ama gelemem. Seni bohça gibi kaldırıp atan adamı görmekten iğrenmiyor musun? Onu seviyorum. Sen delisin Arzu. Siz anlamazsınız çocuklar kasaba insanının dünyasını. Anlayamazsınız. Biz kırlarda, tarlalarda, dağlarda erkek eli tutmadan yaban çiçeği gibi büyür gelişiriz. Bir gün elimizi tutacak, gözlerimize bakacak. Bizi gönlüyle, gözleriyle sevecek erkeğimize saklarız kendimizi. Peki bu akşam yapılacak düğünde hangi sıfatta bulunacaksın? Hizmetçi. Thank you.
Nasıl yüz görümlüğü, beğendin mi? Damat kesenin ağzını açmış. Yok canım, ne münasebet, ben aldım. Tam 80.000 lira saydım. Beyefendi, her içkiden var. Buyurun, buyurun. Damadın şerefine. Damat da gelin şerefine. Gene damadın şerefine. Gelin hanım, babana bir dans lütfeder misin? Plastik kralı Şerafettin Bey seninle tanışmak istiyor. Ben bir köylü kızıyım. Lay lay lay, gönlümden yaralıyım. Lay 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 lay, derdimi anlatırsam. Lay 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 lay, yürekler acısıyım. Lay 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 lay, vuruldum ben bir gence. Kümür gözlüm pek ince, lay lay lam lay lay lam, kalbimi çaldı gitti, lay lay lam lay lay lam, beni böyle mahvetti, lay lay lam lay lay lam, yalnız kaldım gurbette. Lay lay lam lay lay lam, aşkım hala dillerde. Lay lay lam lay lay lam, ağlarım ben halime. Lay lay lam lay lay lam, bu yabancı ellerde. Lay lay lam lay lay lam, hiç kimsem yok, yalnızım. Lay lay lam lay lay lam. Dün akşam neredeydin? Ha? Zifaf gecesini başka odada geçiren erkeğe ne denir? Ne denir? Aptal denir. Belki önceleri öyleydim. Ama artık akıllandım. Geç bir akıllanma.
Bu evi mi beğenmiyorsun yoksa? Evet. Babama söyleyeyim, Bostancı'daki yalıya geçelim istersen. Ha? Hayır. Ben fakir pansiyonumu arıyorum. Fakir ama mutlu olduğum günleri. Meteliksiz ama gururlu olduğum günleri. Oh sevgilim, sen sarhoşsun galiba. Ha? Gel benimle. Saygısız, kapıyı vurmadan niçin giriyorsun? Kapıya bir tabela assaydınız meşgulüz diye. Geceler torbaya mı girdi be? Karar verdim, bugün sana kızmayacağım. Neydi o dün akşamki halin? Kız Arzu, sen evlenmiyor musun da? Hayır. Sana da bulak bir koca kız. Kendinize bulmak için çok yoruldunuz. Hele biraz dinlenin de sonra. Bu şehirli konuşmasını nasıl öğrendin bir günde? İnsanın bir gecede öğrendiğinin yanında bu nedir ki Tülin Hanım? Doğrusu çok şey öğrendim burada. Gerçek ve iyi dostlukların nasıl olduğunu, bir insanın kendi kazanamadığı paralarla övünerek başkalarını nasıl küçük gördüğünü, bir araba, bir ev, ipekli yataklar için bir insanın ne kadar küçülmeye razı olabileceğini çok çok şey öğrendim. Beni yanınıza kabul ettiğiniz için size minnet borçluyum. Ah. Ah. Allah yolunu açık etsin yavrum. Allah'a ısmarladık anne. Güle güle. Hala ısrar ediyorum Arzu. Bizimle gelmelisin. Sensiz benim için de, arkadaşlarım için de bu turne hiçbir mana ifade etmiyor. Affet Selçuk, buradan ayrılmaya içim varmıyor. Gene de bekliyoruz seni. Güle güle Selçuk. İzmir'den mektup yaz. Arkadaşların gözlerinden öperim. Allah'a ısmarladık. Fatma Hanım, şu telgraf iki gündür duruyor postanede. Bilmece gibi bir adresi var. Düşündük, taşındık, sizin evdir bu dedik. Emirgan'ın en büyük köşkünün sahibi Kemal Efendi'nin hanımı Arzu Ersen'e ait. Benim, benim! Kıymetli bacımız, yuvanı ve de İstanbul'u görmek maksadıyla Allah izin verirse ayın 14'ünün sabahı yanındayız. Ayın 14'ü yarın kızım, yarın sabah buradalar. Vuracaklar. Kemal'i vuracaklar, hiç şaşmam. Annem gibi sevdim seni, bilirsin. Beni yalnız bırakma. Kemal'e bir şey olsun istemiyorum, bana yardım et ne olur. İstediğini söyle yavrum, üst tarafına karışma. Bak, sana bir mektup vereceğim. Onu... Aklın geçtiyse helal et ha! Enişte! Neredesin be? Kız Arzu, hangi deliğe tıkıldın be? Kim bu bağırıp duranlar? Nedir bu gürültü be? Aman yarabbim! Enişte, biziz be yahu biz, Ramazan! Hasan! Abbas! Ha ha, tabii! Siz dersiniz tabii ya! Telgrafımızı aldın elbet! Aldım, aldım, aldım! Yumurta da aldım! Tavuk da aldım! Kahvoldu enişte, ayrıldı ha! Bacımız nerede? Ha, nerede? İnsan ağalarını karşılamaz mı şehir yerinde? Arzu! Arzu değil mi? Arzu yukarıda, şeyde yani, orada! Siz buyurun, istirahat edin, istirahat edin, ben kendisine haber vereyim! Haber vereyim ya, yukarıda o şey! Geçin şöyle buyurun, eviniz gibi oturun! Tavuk yumurtladı, yumurtladı, kusura bakmayın! Enişte! Ya, yoksa bizi böyle mi ağırlayacak? Odalarımızı hoş getirsene enişte! Şöyle bir yorgunluğu çıkaralım tabii, ya! Tabii, tabii, tabii! Buyurun, hep beraber çıkalım, hep beraber! Olmaz! Tülüm var orada! Ne var ne var? Tüller var. Tüller var orada, tüller ya. Tüller. Fatma Hanım, Fatma Hanım sen çabuk yukarı çık, şeyi al, sizin oraya götür. Tülleri, tülünü çabuk al buradan götür hadi hadi. Ben misafirleri yukarıda ağırlayacağım. Ay, sen de çok kibar adamsın bey. Kusura bakma ama ne diye yukarıda ağırlıyorsun bunları? Başkası olsa bu ayıları dilim dilim keserdi. Bizi. Bizi mi? Bizi mi dilim dilim keser? Evet.
Yani hayır, beni keser. Sen ne karışıyorsun bu işlere? Neden karışmayacakmışım? Bu adamların kız kardeşi değil miydi senin karın? Ne? Sen nereden biliyorsun? Yani tabii bunlar abileri, Abbas, Hasan, Ramazan, ben de Şaban. Buyurun. Kız kardeşleri seni bırakıyor, evini bırakıyor, çalgıcılarla şehir şehir şarkı okumaya gidiyor, senin şerefini iki paralık ediyor, sen gene abilerini ağırlamaya çalışıyorsun. Olacak iş mi bu? Anlamadım. La! Bizim başımız evini terk etsin. Şarkıcı olsun, ne diyorsun sen ben karı? Çok düz kardeşiniz varmış doğrusu. Zavallı Kemal Bey'i mahvetti, namusunu iki paralık etti. Olacak iş mi bu be? Emi de bizim bacımız, Arzu bacımız. Tez gittiği yeri söylen bize. İskenderun. İzmir. Bu da kim? Karar verin be! İzmir mi, İskenderun mu? İzmir'e Seyhan Gazinosu'na gidiyorum diye yazmış sana. Ama mektup senden önce benim elime geçti. Ver onu bana. Grupla beraber İzmir'e gidiyorum. Hayatımı şarkı söyleyerek kazanmaya karar verdim. Zavallı eniştemiz! Asaletli eniştemiz! Demek Metin benzin bu yüzden atmıştı. Talihsiz eniştemiz! Dur hala! Bey eniştemiz! Ağa eniştemiz! Biz senden çok aralanırız bu işten. Senin namusun bizim namusumuz. Ne yapar yapar temizleriz biz. İyi ezberinde tut lan Asu. İzmir'de Seyhan Gazinosu. Duvarlara da resmini yapıştırırlar. Kasabada olduğu gibi, hem mi? Belki de cılbak resmini yapıştırırlar ha? Çevirin! Durun! Onun kafasına kurşun dolduracağım, kurşun! Hakkını helal et enişte! Helal olsun! İşte seni suçsuz kardeşimize ayşettik, bağışla bizi! Durun! Abbas, Ramazan, Şaban, Hasan! Hay Allah! Yaptığım fedakarlıklar için bana borçlu değilsin. Aslında ben sana borçluyum. Bana gerçek sevgiyi öğrettin. Bir kadının ne olursa olsun eli eline değen erkeğine kızmamasını, onu affetmesini, ona her zaman sadık kalması gerektiğini öğrettin. Allah'a ısmarladık Kemal. Mutlu ol. İzahat istiyorum. Aptal! Arzu'nun İzmir'e gittiğini niçin söyledin o heriflere? Vuracaklar kızı! Aptalım tabii. Bunca zaman senin çevirdiğin dolapları anlayamadığım için aptalım. Söyle, izahat ver. Nedir bu karı koca lafları, enişte lafları? Her şeyi mahvettiniz Tülin Hanım. Arzu Kemal Bey'in hayatını kurtarmak için gitti. Abilerim onu mutlaka öldürür, vururlar Kemal Bey'imi diye ağlıyordu. Onu vuracaklarına beni öldürsünler dedi. Ben İskenderun'a gönderecektim adamları. O üç ayı kızın kalacağı oteli bilmiyor. Arzu Kanaat Oteli'nde. Çabuk telefon et Fatma Hanım. İzmir'e giden ilk uçakta yer ayırt bana. Nereye? İzmir'e. Kendini benim için feda eden birini kurtarmaya. Bir hizmetçiyi. Bin hanıma değecek bir hizmetçiyi. Babamın senin için kurduğu fabrikayı düşün. İstifa ediyorum. Babana söyle, sana başka koca satın alsın. Kemal, gidersen derhal ayrılırım senden. Bir adım atarsan her şey biter, anladın mı? Başlamamıştı ki zaten. Thank you.
yavrum hayvan halkına. Gel, mazi unut bana gel. İlk aşkın benmişim gibi. Melekler kıskansın gel. Gel, yeni açmış çiçek gibi. Koklanmış solmuşsam bile. Günahkarsam yine gel. Yaşamadım ben bir an senden önceleri. Gelenlerin hiçbiri sevmeye değmedi. Gel, ne derlerse desinler gel. İster çirkin ister güzel, günahkarsan yine gel. Gel, maziyi unut bana gel. İlk aşkın benmişim gibi, melekler kıskansın gel. Yaşamadım ben inan, senden önceleri. Gelenlerin hepsini sevmeye değmedi. Gel, ne derlerse desinler gel. İster çirkin ister güzel, günahkarsam yine gel. Arzu ve Selçuk adında iki müşteriniz olacak. Daha doğrusu 10-15 kişilik bir müzik topluluğu. Gittiler beyefendi, Ankara'ya gittiler. Ötekilere de söyledim. Kimlere? Sizden önce soranlara. 3 kişiydiler. Ha? 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 Evet, tamam. Oo! Ankara, 3 kişiyiz kardeşim. Kaç para? Maalesef Ankara uçağında yer yok efendim. Ankara, Ankara'ya. Maalesef yer yok. Ha? Yer yok efendim. Çıkar çıktım yoluna vardım, verdiği çevreyi boynuma sardım. Uğruna ölümü gözüme aldım, divaneler oldum yolun üstüne.
Alma alma yanakların al gibi, boyu uzar gidersen bir dal gibi. Serler açılan gonca gül gibi, sandım kan damlamış karın üstüne. Çek giderdin gücün gücün içine. Al karanı taktım şimdi saçına. Ömrümü koymuşum ferman başıma. Yarım sultan olmuş benim üstüne. Ne dersin Arzu? Adana'da nasıl geçecek program? Ben Adana'dan sonrasını düşünüyorum. Eğer bizi sevdiysen sen de bizimle kalırsın Arzu. Adana'dan sonra Orta Şark'a gideceğiz. Turne 6 ay devam edecek. Belli olmaz Selçuk. Bakarsın bir daha ayrılmamacasına kalırım sizlerle. Kim bilir? Ayrıldılar. Nereye? Bilmiyorum. Nereye? Adana'ya! Adana'ya! Çabuk gidelim de uçakta yer ayırtak. Bu sefer açıkta kalmayız evvelallah. Yeter! Çak ulan süpürgacı başı şunu. Gittikleri yerin telefonu yok mu? Ne bileyim ben be. Giren dallı gelin, niçin böyle sabırsın? Gelin bir su vereceğim. Gelin kimin gelinisin? Gelin kimin gelinisin? Gelin kimin gelinisin sen? Gelin kimin gelinisin? Gelin kimin gelinisin? Gelin kimin gelinisin sen? Su değildir senin derdin, görmek ise yeter gördün. Oğlan burada çokça durdu, ağam gelir döyürsün. Ağam gelir döyürsün, ağam gelir döyürsün sen. Ağam gelir döyürsün, ağam gelir döyürsün, ağam gelir döyürsün sen. Bugünkü matinede seni çok alkışladılar Arzu. Benim için önemli değil Selçuk. Bütün bu alkışlar bir kişiden gelse daha mutlu olurdum. Kötü olasın diye mi gönderdik seni şehre lan? Bizim bacımız bir alay erkeğe gerdan mı kıracaktı? Gayrı nasıl temizleriz bu şerefi be? Yetti artık! Başkaları için kendimi feda etmekten bıktım. Ne şerefinden bahsediyorsunuz siz? Bir kazadır oldu diye yeri göğü inletip bilmediğiniz biriyle beni silah zoruyla evlendiriyor. Bunun adına da şeref mi diyorsunuz? Hakiki şeref ve namus beni de insan olarak kabul etmektir. İster misin, ne dersin diye sormaktır. Meyhanelerde sürtüp kız kardeşinizi çalıştırmak değil. Onu tarla yerine okula göndermektir. Bakın neler öğrenmişim bu kısa zamanda. Yosmalığı da öğrenmişsin. Hadi vur! Vur korkma! Yetti artık! Korkma vur! Arzu! Yaman! Yaman! Benim için buralara geldin. Benim için kendini ölüme attın. Değer miydi Kemal? Değer miydim ha? Son duanızı da yapın. İkinizi birden cehenneme yollayacağız. İndirin silahları. Makineli tüfekle buğday biçer gibi biçeriz sizi. Sizi derhal polise teslim edeceğim. Evet. Bu işe polisi karıştırmayın. Bütün suç bende. Yürü kız! Yürü gidiyoruz, hadi! Peki, geleceğim sizinle ama önce Kemal'i hastaneye götürelim.
Allah'a ısmarladık çocuklar. Siz turnenize devam edin. Kemal. Kemal iyi ol. Başka dileğim kalmadı. İyi ol. Gözyaşın ne bol senin. Ağlamadan duramaz mısın? Çıkın gidin buradan. Yalnız kalmak istiyorum. Yetmiş. Dün akşam taburcu etmişler. Hemen İstanbul'a evine dönmüş. Yeni evliymiş. Bir telaş ediyordu ki sormayın. O herifin ne mal olduğu belliydi zaten. Senin sayende iyi rezil olduk. Yürü, şimdi alnının şafağına yiyeceğim bir tane. Bir türlü akıllanamadım. Buralara benim arkamdan beni sevdiği için geldi sanmıştım. Nereden geliyorsun? Dere kenarından. Orada kimlere kuyruk salladın? Kimseye kuyruk salladığım yok. Muhtarın oğulları ne halt etmeye dolanıp duruyor buralarda? He? Bilmiyorum. En iyisi akıllı uslu bir koca bulmak sana. Yoksa namus arsız olacağız kasabada. Bizi iyi dinle. Seni bir isteyen var. Beni isteyen mi? Kim alır başından nikah geçmiş? Şehirde yaşamış, şarkıcı olmuş bir kadını. Gönül be bu. Sevdim bacınızı der durur herifçioğlu. Niye oğlan be? Vallahi sevdim. Kanı mısındır yoş? Kimseyle evlenmem artık ben. Kemal'i tanıdıktan sonra. Sus kız, yurtarım ağzını şimdi. Kapandı o fasular dur. Başından bir nikah geçip eve barka karışmadan kapıya çıkamam burada, anlıyor musun? Kasabanın bekarları pencereni taşlasınlar mı istiyorsun yoksa? Vereceğim seni oğlana be! Hem de iyi insan! Bakma, salak apti takmışlar adına ya! Salak apti mi? Ha, tanıdın mı? Anlatırlar hep onu, pis iğrenç hey biriydi. Çocuk, hey çocuk! Hem de seni ondan başka isteyen mi var sanıyorsun? Uğrunda hizmetçisi olduğum insan istemedikten sonra kim ister beni? Bu oğlan istiyor işte, verelim gitsin. Hayır, hayır, hayır! Seni zilli seni, nereye kaçıyorsun lan? Şehir şehir sürtmeye mi ha? Abi! Sus lan, sus, sus! Bizi namus arsıza ettiğin, kayfiye çıkacak yüz bırakmadığın yetmezmiş gibi... ...kardeşleri kötü mü oldu desinler istiyorsun ha? Salak abdilere evleneceksin kız. Aha çiziyorum şuraya. Bir daha kaçan dersen vururum seni. Alnının şafağından vururum ha. İstediğiniz olacak abi. Salak abdiyle evleneceğim. Geçtir gelin köprüden, geçtir gelin saçları, geçtir gelin yoy yoy, halden bilmez yoy yoy, yaşanamaz yaşay, en bir yol öpeyim. Yeah.
Hadi çabuk söyle kızım. Evet mi hayır mı? Oh. Evet. İstediğiniz oldu sevgili abilerim. Artık evli ve namusunu kurtarmış bir kadın. Ama ne olursa olsun hala Kemal'i seviyorum. Hayatımda ondan başkasını da sevemeyeceğim. O benim için yaşamak kadar önemliydi. Onsuz nefes alamayacağım bir dünyada yaşamaktansa ölmeyi tercih ediyorum. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Geceliğimi giyeceğim. Elveda Kemal. Sevgili karınla birlikte olduğun şu sırada sakın hissetme hayatı terk ettiğimi. Elveda sevgilim. Birlikte ölelim Arzu. Kemal, demek artık hiç ayrılmayacağız. Ben de burada kalacağım. Ya Tülin? Tülin mi? Bu isimde kimseyi hatırlamıyorum. Senin bildiğin gibi değildir köy yeri. Çift sürdürürler insana. Varsın sürdürsünler. Ekim biçtirirler. Mahsul toplatırlar insana köy yerinde. Gözlerinin sıcaklığı İstanbul'da aktı içime. Tarlada, evde, köyde, nerede olursa olsun ömrümce içime aksın isterim sıcaklığın. Seni dünya durdukça bilemeyeceğin, öğrenemeyeceğin, sevemeyeceğin bir sevgiyle seviyorum Kemal. Ya ben? Sonradan içime süzülen bir ateş gibi beynimi yakan aşkınla unuttum her şeyi. Her şey, her şey. Ne oluyor? Abilerim, kavuşmamızın şerefine şenlik yapıyorlar. Kemal! Arzu! Suya giden dallı gelin, niçin böyle salınırsın? Gelin bir su beyi...